Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra Jale Refik Rogers'le birlikteyiz. Onunla bu konuları biraz konuşalım dedik, gündeme dokunalım dedik ama gündem bize dokunuyor galiba. Bakalım Halkın Partisi bize neler söyleyecek. En iyi söyleyen de Jale Refik Rogers olur diye düşünüyorum. İyi bir gündeyiz bugün. Bakalım neler çıkacak. Evet, buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek programa başlayalım. Jale Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnşallah böyle daha iyi bir gün olur. Yani daha kötüsüne gidemeyiz diye düşünüyorum her gün. Her gün ama sonra daha kötü bir şey oluyor. Sanki bir şeyler bizim böyle elimizde, yani kak ateceği böyle al yere vur gibisinden bir durum arz ediyor. Nedir bu en son bu kara gözlük? Yani kara gözlük diyorum ben. Maalesef. Çünkü hükümetin bu genç yaşında 2 aylık bir süreden sonra, yani 3 aya doğru gidiyor. Hiçbir şekilde o oynanan sandalyeli oyun var ya, böyle müzik evet. Durduğunda kim oturur sandalyelere, onun birincisini oynadılar. Şimdi ikincisini oynamak üzeredirler. Bakalım kim o koltuklarda kalacak? Daha da doğrusu hükümet mi kalacak artık devrede? Sanki evet korkuyoruz, seçim olsun demekten korkuyoruz ama gidişat o yönde. Yani seçim tabii olsa... Tabii yeni bir seçimden çıktık. Dolayısıyla yani seçim telaffuz olunca ne değişecek diye de tabii ki sormadan vallahi benim duyduğum Jale Hanım hiçbiri, yani bugün gelsin UBP'ye ben oyunu vermem derler. Ama kemikte bir yapısı var UBP'nin, biliyoruz. Sövecek, sayacak, gidip UBP'ye oyunu da verecek sonuçta. Acaba bir şey değişmeyecek mi gene? Çünkü geçtiğimiz seçim bize bunu öğretti. Evet. Şimdi ülkede aslında çok uzun bir süredir çok sıkıntılı günler yaşıyoruz ve aslında pandemiden beridir dünyada da yaşanan pahalılanmayla, ekonomik sıkıntılarla, onların ülkemize yansımasıyla, zaten ülkemizde mevcut yapısal sorunlardan dolayı mevcut sıkıntılarımızın üzerine bunlar da eklendikten sonra bir de TL'nin değer kaybıyla birlikte ekonomide dibin dibindeyiz. Yani çok tabii. Ciddi sorunlarla baş etmemiz gereken ve gerçekten yönetmemiz gereken bir süreç içerisindeyiz. Ancak seçimden önceki 1,5 seneye de baktığımızda aslında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dayanıyor bu biraz da. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde o dönem herkesin gözü önünde yaşanan ve saklanmayan müdahaleler, ondan sonra Ulusal Birlik Partisi'nin kendi başkanını kurultayında seçememesi, oraya bir başkan atanması, sonra Ulusal Birlik Partisi içinde yaşanan çekişmelerin aslında başkanın atanmış olmasıyla alakalı olduğu ve böyle giden, işte bir türlü kendi içini yönetemeyen, memleketin evet. İşte en büyük partisi olduğunu iddia eden bu parti, böyle memleketle uğraşmak yerine, memleket meseleleriyle uğraşmak yerine hep kendi içinde bir çalkantı içinde sürüklendi. Ve herkes bunu işte seçim temizleyecek dedi. Veya işte başkanını seçince Ulusal Birlik Partisi her şey düzelecek dedi. Evet, yani öyle umduk. Ama sonra kurultay oldu. %60 oy oranıyla bir yeni başkan seçildi. Ama Ulusal Birlik Partisi'ne baktığımızda içinde hiçbir şey değişmedi. Aynı iktidarsızlık görüntüleri, aynı çalkantılar, aynı parti içi çekişmeler ve sizin de bahsettiğiniz gibi işte bir koltuk kapmacalar. O onu beğenmedi, bu bunu beğenmedi, o onunla geçinmezdi, bu buna böyle dediydi. Yani üzülerek görüyoruz ki ülkenin gerçekten ciddi sorunlarıyla uğraşmak yerine suni gündemleri takip etmek zorunda kalıyor halkımız. Bu şekilde yönetilmeyi hak etmiyoruz. Tabii. Bunu hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Tabii. Hiçbir zaman da ben şeyi de kabul etmem. Yani kim gelse zaten aynıdır, değişti bir şey yapamazdı falan. Öyle değildir. Bence aslında son 2 yıldır yaşananlar bize bunun böyle olmadığını çok net gösterdi. Evet. Halkın Partisi ile birlikte olduğunda bile Ulusal Birlik Partisi daha iyi yönetilirdi. Yani pandemi dönemini bir hatırlayalım. Yani ciddi kararların alındığı bir kriz dönemiydi o. Yani kriz dönemleri aslında çok daha ciddi
ortak akılla çalışmalara ihtiyaç duyar ve biz mesela o dönem bunu yapabildik. Dörtlü hükümet döneminde ekonomik kriz yaşanmıştı ki biz o zaman onu ekonomik kriz zannediyorduk ki şimdi yaşananların evet. yanında belki az kalır. Ama bu da az kalacakmış yani o dönem, 12 ay sonra. İşte öyle bir sıkıntı da var. Yani o dönemde biz oturup partiler arasında işte hükümeti oluşturan bakanlar uzun mesailer harcayarak çalışmalar yaptılar. Ama şu anda görüyoruz ki bakanlar kurulu toplanıyor. Tek yaptıkları icraat görevden alma, göreve atama. Hala daha olmayan kamu kaynaklarımızı fütursuzca heba etme, partisel çıkarlar için aslında niteliksiz, gerçekten kamuya da katkısı olmayacak teknik personel almak yerine işte partilisini, örgüt bilmem nesinin bilmem nesini falan şeklinde giden bitmeyen bir evet. partisel ve zümresel çıkarlar üzerine. Evet, Güven Bengihan buradaydı dün çalışma. Ve yani 1000'e yakın insanı aldılar gene bu insanlar böyle. Yani ve hiçbiri de imtihan geçmiş, yararlı, işte tam yerine oturacak tip elemanlar değil. Tamamıyla işte sana kim oy getirirse evet. onların torpilleriyle olan durumlar. Yani sosyal sigortalar battı mesela ama sosyal sigortalara 10 kişi aldılar. Gene işçi olarak vasıfsız, sınavsız, münhalsiz. Yani bunun gibi çok örnekler var. Vergi dairesine giderseniz iş evet. yapan kalmadı artık orada. Ama bir sürü insan var vergi dairesinde ama iş bilen. Bir elin şeyleri parmakları kadar. Ve yok evet. uzman yok, yetenekli yok orada. Sadece gün gelsin, bunu geçsin. tekrar konuşuyoruz aslında. Ama söylemeye de devam etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Maalesef. Kamu kurumlarının içinde durum hep böyle aslında. Ya. Bu sadece vergi dairesi özelinde değil. Kiminle konuşsanız, hangi bakanlığa bakarsanız, hangi daireye bakarsanız gerçekten nitelikli konusunda uzman kişiler çok azınlıkta. Çoğu zaten artık işte şube amirliği seviyesine ulaşmış, artık yakında emekli olabilecek kişiler. Onların altında maalesef yeni işte sınav geçmiş, işe alınmış insanlar yok, memurlar yok ki yetiştirsinler kendi tabii, yerlerine geçsin. Genelde bu kişiler hep işte geçici işçilerle bu işler, geçici işçilerle, geçicilerle, sözleşmelilerle yürütülmeye çalışıyor. Ve kurumsal hafıza açısından aslında bu çok ciddi bir sıkıntı. Çünkü her değişen hükümetle zaten bu üçlü kararname kamuoyu tamamıyla bitirmiş durumdadır. Üçlü kararnameyle görevden almalar ve atamalarla kamunun içini ciddi anlamda boşalttılar. Ya iş bilen insanı aldılar, işte müdür yaptılar. Ondan sonra işte bir sene sonra görevden aldılar, onu eve gönderdiler. Veya işte iş bilmeyen birisini alıp müdür yaptılar, iş bilenin üzerine koydular. Bu sefer altta işi gerçekten yapan kişi dedi, ben niçin uğraşıyorum burada? Aynen. Yani bunun gibi çok çok ciddi sıkıntılar. Ha biz müşavirliği kaldırdık, eski işine, eski görevine dönsün diye müdür atanan kişiler. Doğru. En azından bir bacağını yapalım dedi ki onlar da kamudan koparılmasın. Ama şimdi de şunu görüyoruz ki ülkemizde partizanlık o kadar güçlü ki ve her alana işlemiş durumda. Bir yerde müdürlük yapmış kişi eski görevine de döndüğünde o eski görevinde onu istemiyorlar. Çünkü onu bir tehdit olarak görüyorlar başka değil partiden mi? Olduğu için. Bunun yarattığı da sıkıntılarla şimdi yüzleşiyor kamu. Yani tabii ki bütün bunlara baktığımızda en önemli şey zihniyet değişikliği. Ama zihniyet değişikliği oluşana kadar da aslında yasalarda değişiklik yapmak lazım ki buna bir son verilebilsin. Yani Fikri Ataoğlu kaçıncıdır turizm bakanıdır? Ben saymayı unuttum. Adam hala daha bu hükümette gene bir müdürü görevden alıp başka bir müdürü atadı. Ki evet. işte onun da emekliliğine yansısın. Onun da işte tabii. bir sürede o yararlansın kamunun yüksek evet. maaş iskalasından falan gibi yani göz göre göre bir bu durum. Yapılıyor. Evet. Göz göre göre bu yapılıyor ve yani Faiz Sucuoğlu geçenlerde çıktı mecliste deniz bitti dedi. Denizi kimin bitirdiği çok açık ama bunu değiştirmek için de herhangi bir şey yapıldığını da evet. görmüyoruz maalesef. Yani hemen hemen hiç yok değil mi? Yani bir düşünün bu hükümetin bu saydıklarımızı durduracak herhangi bir hamlesi var mı?
Yani ben düşünemedim. Yani mesela kamu reformuyla ilgili biz geçmişte UBP ile koalisyonda olduğumuz dönemde toplantı yaptık ve bana açıkça söyledikleri biz kamu siz dediler madem kamu reformunu savunuyorsunuz özellikle sen Jale bu kadar yüksek sesle bunu savunuyorsun bir kere daha seçilmezsin sen halkın istediği bu değildir dediler bana ve kendileri mesela kamu reformuna o anlamda karşıdır. İşte bazı düzenlemeler yaparak kendi adamlarını hala üçlü karnameyle atamaya devam etmek istiyorlar. Yani öyle bir şeyleri yok. Ha, belediyeler reformunu nasıl oldu da bu kadar istiyormuş gibi görünüyorlar ondan da emin değilim. Çünkü sanırım oradaki şey de işte bir kaynak protokol geleceğini protokolde de alakalıdır. Evet, protokolde işte belli bir kaynak geleceğini düşünüyorlar. Ve o çünkü o doğru bir adım değil mi? Yani şu anda beş partinin eşit temsilcisi var, eşit ağırlıkta. Ve beş kişi, beş parti bu reform için karar verecek. Yani evet. Bu aslında artı bir şey şu anda. Şimdi şu anda geldiğimiz, şu anda o noktaya gelebildik. Bu da uzun tartışmalarla oldu biliyorsunuz. Önce aslında birkaç hafta önce Ulusal Birlik Partisi'nin başkanlığında olan idari komitede kendi getirdikleri reform tasarısını oldu bittiye getirerek oylayıp bitirmeye çalıştılar. Ama tasarı dediğimizde aslında içeriğinde çok bir şey yok. İçeriğinde sadece harita var ve işte bu köy bununla birleşecek, pardon bu belediye bu belediyeyle birleşecek, işte bu bununla birleşecek, isimleri bu olacak, harita bu şekilde olacak. Ama bundan sonra onun altı nasıl doldurulacak? Bu belediyeler birleşirken işte personelin intibakı nasıl yapılacak? Neyler nasıl çalışacak? Bununla ilgili bir şey yok. İşte bir komite kurulacak ve o komite bunları daha sonra kararlaştıracak deniliyor. Yani altını doldurarak, onun üzerine inşa ederek bir gerçek anlamda bir reform yapmak yerine adını tabii reform koyup önce sonucu belirleyip sonra altını doldurmaya tabii, çünkü çalıştılar. Böyle bir reform, düşünülen bir reform. Yani şeye benzer biraz da bu iş, yani hizmetin dağıtımıdır halka. Evet. Ve bu tip ben bir şirketi düşündüğümde hep bütünlüklü hazırlamak lazımdır. İşte coğrafyanın büyüklüğü, coğrafyanın işte nüfusu, coğrafyadaki yaşayan nüfusun niteliği, ihtiyaçları, bunların hep bütünlüklü düşünmesi lazım. Tabii. Yani evet. Hizmetin dağılımıdır bu ve evet. Bir de işte bugün bir balabayısı ben işte KKTC'nin en güzide bir adresi olarak gösterebilirim mesela işte konumu olarak falan. Ama Karpaz'ın en ucundaki elektriği suyu olmayan bir köyün de eşit derecede hizmet alabilmesi lazımdır. Evet. O paraları ödemeden. Evet, yani sonuç olarak belediyelerde çok ciddi sıkıntılar var. Büyük maddi sıkıntıları olan belediyeler var. Ama mesela maddi sıkıntıları olan belediyeleri birleştirdiğinizde iki tane maddi sıkıntısı olan belediye birleşince onlar ortadan partiye kalkmıyor. Partiye geçmiyor hiçbiri. Yani bizim o yüzden Halkın Partisi olarak görüşümüz aslında ilk etapta 51-95'te belediyeler yasasındaki değişiklikleri çalışmaktı. Sonra reformu yapmaktı. Bunu yani iki bölüm şeklinde planlamıştık biz ve 51-95'teki değişiklikleri de meclise gönderen bizdik. Sonra hükümette ömrümüz yetmedi geçirmek için. Onu da geçirmek için aslında geçen yaz elimizde bir fırsat vardı. Hatta biz muhalefet olarak o dönem Faiz Sucuoğlu idari komitenin başkanıydı ve biz dedik ki gelin oturalım bütün yaz bunu çalışalım bitsin. Çünkü büyük bir yasa ve gerçekten tartışılıp kafa yorulması gerekiyor. Hatta biz muhalefet partileri olarak belediyelerle toplanarak işte itilaflı konular üzerinde de tartıştık ettik. Ama o dönemde işte bir kurultay heyecanı vardı Ulusal Birlik Partisi'nde. O yüzden öncelikleri o yasa olmadı. Şimdi de oldu bittiye getirmeye çalışıldı. Ve milletvekili bütün bu yasaları yasa yapar Ceren Hanım da. Şimdi milletvekilinin teknik bilgisi ne kadardır bu konuda? Yani avukat olabilir içinizde, mühendis olabilir içinizde ama belediyecilik hakikaten uzmanlık alanıdır. Ve bu dediğiniz sizin mesela hakikaten yasanın konuşulması, tartışılması gerekir. Fakat o uzmanlık yoksa o tartışmanın içerisinde biraz da havada kalmış bir tartışmadır bunlar. Yani bir teknik komitelerin bunu pişirip aslında size sunması gerekir. Tabii. Ve sizdeki o hem vekilliğin verdiği otorite ve işte o tecrübenin, işte know-how'ın verdiği bilinçle
kararlar üretirsiniz siz. Yani bunu sıfırdan başlayıp bir Jale'nin, bir Feyzi'nin, bir ne bileyim Ayşe'nin, Fatma'nın bunu oturup da bunu yapabilmesi kolay değildir diye düşünüyorum. Şimdi sonuç olarak tabii sıfırdan yapmıyorsunuz zaten. Yasalar hazırlanıp geliyor meclise. Hangi yasa ne kadar hazırdır? Orada tabii bazen sıkıntılar olabiliyor. Ben iki dönem idari komitenin başkanlığını yaptım. Kendim şahsen aslında birçok konuda kendim de oturup günlerce mesai harcadım yasayı geliştirmek için tabii, sıkıntılar tabii. olan noktalarda. Yetersiz ama bunu tabii ki paydaşlarla, biliyorum zaten yani paydaşlarla ve uzmanlarla bunu yaptık. Çünkü siz bunu yapmazsanız yani yürümüyor başka türlü ve birçok yasada meclise tam olarak bitmiş haliyle gelmeyebiliyor. İstisnalar var tabii. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki teknik yasalarıyla ilgili. Yeni bir yasa yapmıştık mesleki standartlarla ilgili. O yasa mesela çok hazır gelmişti. Çok kısa sürede geçirebildik. Ya da işte mesela bulaşıcı hastalıklar yasası 8 sene üzerinde çalışıyordu. Uzmanlar da çok heyecanlıydı. Ama gene ben de mesela o uzmanlarla oturup günlerce mesai harcayıp birazcık da katkı koyduğunuzda hızlıca geçirebiliyorsunuz. Ama örneğin mesela bir ruh sağlığı yasası gelmişti. 1 sene üzerinde çalıştık. Bir sürü paydaşla konuştuk. Ama sonunda gerçekten de daha teknik kişilerin bir süre daha üzerinde çalışması gerekiyordu. Tabii, ve onlar çalışmadan çekildi. Tabii. Onu bitiremedik. Yani gayret şey istiyor zaten. Ama yani şunu da söyleyeyim. Yani bu 51-95 yasasıyla ilgili aslında çalışmalar da yapılmıştı. Sonuç olarak milletvekilinin ilk görevi yasa yapmaktır aslında. Ama bizim ülkede bu tabii ki birazcık yanlış bir şeye dönüşmüş. Yani sanki de milletvekilliğinin ilk işi işte bölgesinde gezip kahveleri ziyaret etmektir de sonra yasa yapmaktır gibi bir şey var. Yani yasa yapmak hiç de öncelikli bir görev olarak görülmüyor. Ama aslında yasa yapmaya çok daha fazla vakit ayırmamız gerektiğine inananlardan birisiyim. Ama işte orada çok çalışırsanız bu sefer seçilme şansınızı azaltırsınız. Evet. Çünkü çok çalışan milletvekili, yani hakiki görevini yapan milletvekili seçilme şansını azaltır. Hiç görev yapmadan, hiç sorumluluk almadan, meclisin bodrumlarında çalışmayan milletvekili kahveleri gezip hoş cenaze. Vakit geçirenler, evet, düğün, cenaze falan geziyorsanız seçilirsiniz. Evet. Evet, yani bunun yani bunu birazcık değiştirmek gerekiyor. Tabii ki her ikisini de yapmak gerekiyor. Çünkü yani halktan kopuk bir şekilde de siyaset yapamazsınız. Tabii ki halkın içinde olmak, halkı dinlemek önemli. Biz de tabii ki ilk benim şimdi ikinci dönemim, ilk dönemde biraz fazla heyecanlanmıştık mesela yasa yapma konusunda ve ilk dönem birazcık fazla mesai harcamış olabilirim tabii. Meclisin bu konuda. Az kalsın bedel ödersin. Sonra bir baktık ki kızım işte seni kahvelerde görmüyoruz dediler. Yani her ikisini de yapmak gerekiyor tabii ki ama yani yasalarda da gene milletvekillerinin de çok katkı koyabileceği şeyler oluyor. Ama evet, uzmanlığınız olan konular olduğunda tabii ki çok daha farklı oluyor. Ama yani belediyelere dönersek belediyeler yasası hazır gelmiş bir yasaydı. Sadece çok büyük kapsamlı bir yasaydı. İtilaflı bazı konular vardı. Milletvekillerinin görevi orada. Tabii ki işte bu konuları masaya yatırmak, tartıştırmak, ortak akılla son noktayı koymaktır. O da geçen yaz yapılabilirdi. Bence kaçırılmış bir fırsattı. Neyse şu ama anda geldiğimiz kadar, noktada sonunda oldu bittiye getirme noktasında geri adım attı hükümet. Ve şimdi bir ad hoc komite kurularak tüm partilerin de temsiliyetinin olduğu bir komitede daha kapsamlı bir şekilde bu yasaların çalışılması ve ona göre geçirilmesi konusunda mutabık kalındı. Çünkü dediğim gibi bu büyük bir yani halkın genelini ilgilendiren büyük bir yasa, önemli bir yasa. Dolayısıyla bunun aslında halkı temsil eden tüm partiler tarafından da benimsenmesi, tartışılması önemlidir. Ki bu geçmişte de işte gerek anayasa değişikliğidir, gerek seçim ve halk oylaması yasasındaki değişikliklerdir. Bunlar hep ad hoc komitelerde, mecliste temsil edilen tüm partilerin katkısıyla ve oy birliğiyle geçmiş yasalardı. Belediyeler reformunun da böyle olması gerektiğini savunduk biz muhalefet olarak. Ve sonunda bu noktada hükümet de geri adım attı. Şimdi dün itibariyle bir ad hoc komite kuruldu. Her partiden bir vekil olacak bu komitede.
Ve işte bir aylık bir süre verilecek. Nasıl gidiyor bir görülsün ve ondan sonra değerlendirilmeye devam edilsin. Yani burada takdiri alır burada hükümet diyelim. Burada iyi adım attı. Ama sonuçta yine başlıklar belli olacak. Altı daha sonra doldurulacak yine de. Bir de burada aslında benim gördüğüm... Aslında tam öyle değil işte. Yani öyle olacağını düşünmüyoruz biz muhalefet olarak. Bazı şeylerin biraz daha somut bir şekilde tartışılabilmesi gerekiyor. Tabii ki yani şuna dikkat etmek gerekiyor bence. Vakit yok. İki kere, üç kere toplanmayla bunun nesini halledeceksiniz? Yani iki, üç toplantıda bitecek mi bilmiyoruz açıkçası. Yani onu göreceğiz, birazcık da zaman gösterecek. İki, üç toplantıda bitmesinin çok da mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama haftada iki, üç bile olsa yani zor bir, yani çok... Çok yeri yani kuş bakışı bakmazsanız ve detaya girersiniz, yani bir mikro management'e girersiniz, bu sorun olacak. Yani bu sene isteyecek. Evet. Ama bir makro management yaparsanız orada işte o oraya bu oraya bütçesi bununla bu tamamdır deyip kapatırsanız yani çok daha kolay bir karar yani olur. Yani şehir plancılarıyla mesela görüşmek gerekiyor. Aynen. Ülkesel fiziki plana göre nasıl bir şey yapılması gerekir? Yani işi yapanların zorlukları, şunları bunları nedir dinleseniz zaten. Evet, çalışmalar yani, yapıldı. Yani bu bütün bunların masaya yatırılıp tartışılması gerekecek. Biz de yazılı önerilerimizi sunduk zaten. Cumhuriyetçi Türk Partisi de sundu. Göreceğiz peki, nasıl gidecek. Peki tavizler kanka. Yani bir de o var. Yani şimdi reform yaparsınız ama... yani bir taviz verirseniz reformda artık o reform denmez ona. Yani anlaşmalı bir değişiklik denir ona artık. Evet. O da önemli olacak. Biraz o yönde gidiyor gibiydi aslında. Yani eminim ki siz de kamuoyunda takip etmişsinizdir. İşte Tatlısu Belediyesi Demokrat Parti'nin bir başkanı tarafından yönetiliyor. İşte Demokrat Parti mutlu olsun diye tamam Tatlısu'yu ayıralım o birleşmesin denildi. İşte falan belediye işte... Gönyeli biraz CTP, sesini yükseltti. Tamam dediler, Gönyeli ayrı. Yani seni böyle, de seviyoruz. O gerçeği ayrıydı sanırım en başından. Tabii, ama işte mesela Dikmen'le ilgili Dikmen'i bir pazarlık olarak kullanmaya çalıştılar filan. O şekle geldiğinde katılıyorum size. O zaman onun adı reform olmuyor aslında. Yani aslında gerçekten de ne yaparsak yapalım... yapılması gereken çok nettir. O da atılacak adımların aslında toplum menfaati için atılması gerekiyor. Yani siyasi hesaplarla yaptığımızda iyi bir yere gitmemiz çok da mümkün değil aslında. Ama bir o, bir de yani ben tasarrufu göremezsem burada nereye gideceğini de pek anlayamıyorum. Çünkü hiç kimse bir kere işinden olmayacak deniyor. Evet. Aslında hiçbir yer kapatılacak da denmiyor. Yani bir belediye öbürüyle birleşecek ama o belediye binası fonksiyonel olacak. Çünkü işte daha bir satellite görevini yapacak orada. Evet. Yani binalardan azalma olmuyor, insanlardan azalma olmuyor. Takdir ederim işte başkan azalacak ya da başkan yardımcısı neyse. Belki hani bu CEO, CFO dediklerimiz var ya böyle finansını idare eden falan. Oralarda belki yani sonuçta 3 tane 5 tane başkan elimine olacak bu işten. Yani bütün iş bu muydu? Araçlar aynı şeyler, binalar aynı, herkes bu kadar kişi görevine devam edecek. Tasarrufu göremiyorum orada. Evet, yani dediğim gibi bence bundan sonrası için aslında bir şeyleri değiştirmek gerekiyor. Yani mesela Mesarya'ya baktığınızda gerçekten de küçük küçük belediyeler görüyorsunuz. Aynen, gelirleri yani, çok belli. Tabii. Yani Beyan daha fazla var, gelir. Vadili var, şey var. Yani böyle, işte mesela İnönü Belediye Başkanı'na sorun yani benim der yapabileceğim başka bir şey yok. Yani sonuçta o kadar bir alan kazancı belli, tabii, geliri belli, tabii. Gideri belli. Yani bazı yerlerin gerçekten de birleşip daha... diğer belediyelerle birleşmesi gerektiği çok aşikar görünüyor. Belli yerler biraz daha gelişime açık. Yani mesela işte Esentepe bölgesidir filan ya da işte Alsancak-Lapta tarafında. Yani öyle yerlerde bu hizmetler nasıl paylaşılabilir, ne yapılabilir? Tabii, ama tabii. İşte çok uzun coğrafyalarda haykırışı nasıl... var. Dağın öbür tarafında hiçbir şey istemiyorum diye. İlle zorunan Girne'ye verilmek isteniyor. Ve hakikaten fiziki olarak bölünmüş... Hakikaten Girne'yi zorlayan, çünkü bir de katkıları biliyorsun, bir de komik tarafı o.
Girne 100 bini aşan bir şehir oldu artık. Ve hala daha 33 bin kişilik şehir muamelesi görüyor ve katkı alıyor. Evet. Bir de bu tarafı verdiğinizde Girne hakikaten bir sorun yaratıyor. Evet. Bunu hala daha görmemezlikten mi geleceğiz? Yani hakikaten nüfusumuzu bilecek miyiz? Yani belediyelerde yaşayan nüfusu. Yani belediyelerle ilgili aslında o noktada yapılan şöyle bir çalışma var. Mekana dayalı kayıt sistemi diye bir sistem oluşturuluyor. Evet. Bu aslında ki Değirmenlik Belediyesi pilot bölge olarak seçildi ve çok güzel bir şekilde aslında bunu başardılar. Değirmenlik'te bir Google haritasında yani kuş bakışı bir haritada her evde kimin yaşadığını, kaç kişi yaşadığını, işte engellisi var mı, tıbbi ihtiyacı var mı, tıbbi desteğe ihtiyacı var mı falan bütün bunları bilebilecek bir şema oluşturdular. Ha, aslında bunu her yerde yapmak için İçişleri Bakanlığı bizde olduğu dönemde de bu noktada çok çalışmalar yapıldı. Bunu aslında yaptığımızda otomatik olarak nüfusu da bileceğiz. Yani illaki nüfus sayımı yapılması gerekmiyor aslında. Tabii anında orada update olursa muhtarlar, belediyeler tarafından. Evet, aynen. Evet, düğmeye basarsın, nüfus ortaya çıkar. Nüfus ortaya çıkar. Genç nüfus, o yüzden artık nüfus. Yani nüfus sayımı ben yani hatırlıyorum 2010'daydı sanırım bir nüfus sayımı yapılmıştı ülkede ve bizim evin önünden geçmişlerdi. Ben geri geleceklerini düşünmüştüm, hiç geri gelmedi. Mesela biz sayılmadık o dönem. Sen yoktun yani. Karmi'de şeyde yaşardık biraz dağın tepesinde bir yerlerde. Yani o yüzden aslında daha bu şekilde kayıta dayalı bir sistemle nüfusu belirlemek gerekiyor. Tabii ama hazır değil istatistik bürosu biliyorum yani uğraşıyor bu nüfusa dayalı şeyle. İstatistik yani bu benim bildiğim kadarıyla İçişleri Bakanlığı ve belediyelerin yaptığı bir şey. İşte i̇statistik devlet kurumu yapıyor. Depo'nun yaptığı bir şeydi. Ondan sonra istatistik ayrıldı ve onların programıdır. Türel Öksüzoğlu uğraşıyor bundan. Evet. Ve yani gayet daha şey heyecanlı yani bu konuda çünkü çok uğraşıyor. Evet, önemli. Vallahi inşallah olur çünkü hakikaten ondan sonra sizin yapacağınız bütün denklemler zaten boşa çıkar nüfus yapını bilmiyorsa. Evet. Yani bu şekilde nüfusa bir katkı alabilmesi gerekiyor belediyelerin gerçek nüfusuna göre. Tabii. Bir o var. Bir de belediyelerin hizmet ücretleri şu anda çok ilkel kalmış durumda. 80'li yıllardan kaldı ve örneğin işte senede 100 TL çöp toplama ücreti alıyor ama gideceği işte aracın parasıdır, mazotudur, gideceği kilometredir. Kontağı çevirdiğinde 100 TL bu gitti. Evet, aynen öyle. Yani onlarla ilgili de bazı iyileştirmeler yapılması gerekiyor. Tabii ki yani bu ekonomik sıkıntıların içerisinde daha fazla bir yerde de para artışı konuşmak da ayrı bir sıkıntı. Evet, yani bulabilene aşk olsun denir. Evet. Peki içinde aşkın, seksin, ihanetin, yalanın olduğu bir durumla karşı karşıyoruz. Tabii UBP'nin varoluşu gibi bir şey yani geçmiş işte başkanlarından şuradan buradan şu anda UBP'nin içerisinde devletin içerisinde bir ihanet gibi bir şey var yani ben diyor başkanı dinlemem diyor Sunat Atun yani ben kendisini ayırdım şimdi yalan da söylemek istemem diyor şimdi bu alkışlayacağımız bir şey bizim aslında Sayın Atun'un dediği yani ben doğruları söylerim ve halkıma yalan söylemek istemem. Bu böyle şey gibi, müzik gibi bizim kulaklarımızda yani yalan söylemeyen bir siyasetçi modeli, şahane. Tamam. Öbür tarafta gelenekselin dışına çıkmış bir durum bu. Sen başbakanın sözünden dışarıya hatta onu mahcup edecek seviyede yalan söylememe prensibini uyguluyorsun. Bu durumda şimdi tabii doğal olarak ikisi çakışıyor ve sunuluyor. Yani şartlı istifadayız en son durum. Orada bir tane cumhurbaşkanı var, sessiz kalıyor. Yani bir cümle kuramıyor. İşte öfkeyle yatan işte zararla kalkar demiyor. Yarın da işte ben Sayın Atun'u bekliyorum ve bu zaman zarfında iyi düşünmenizi bekliyorum. Ondan sonra kararımı vereceğim bir cumhurbaşkanı kontrolü elime aldım. Sizleri yabaştırırım çünkü devamlılık esastır ve ben bu istikrarı istiyorum hükümette deyip bir kontrol gösterisi yapacağına bir sessizlik içinde müsaade alayım da ondan sonra size döneyim gibi bir durum var burada şimdi. Yani bu denklemlere baktığımda biz çok üzülüyoruz. Bir milletvekili ne hisseder onu merak ediyorum.
Yani ben çok uzun süredir çok üzülüyorum gerçekten yani mecliste de yaşanan tartışmalara. Dediğim gibi yani en başta söylediğimi tekrar söyleyerek başlayayım. Yani ülkenin gerçek gündemini tartışamıyoruz biz. Yani gerçekten bir sürü ciddi mesele var ülkemizde baş edilmesi gereken. Maalesef. Ama biz bunları konuşamıyoruz. Çünkü devamlı suretle bir suni gündem önümüze atılıyor. Yani işte böyle liseli çocukların kavgası gibi ya da dediğiniz gibi yalan rüzgarları vardı bir şey. Her şey var içinde. eskiden yani Brezilya dizilerini şey aratmayan şeylerle konuma karşı karşıyayız. Ve bunlar gerçekten de çok üzücü. Yani ben mesela dün mecliste insan ticaretiyle ilgili bir konuşma yaptım. Evet, o hatta bir sonraki işte sorumlu. Böyle kötü şeyler konuşmayalım falan gibi bir şey dedi Nazım Çavuşoğlu bir yerinde. Yok hayır aslında konuşmamız gerekiyor. Yani biz ülkemizin gerçek sorunlarını konuşmak zorundayız. Ama biz gerçek sorunları konuşamıyoruz. Çünkü işte o öyle dediydi, bu bunu yaptıydı, o onu dinlemediydi, bu böyle yaptıydı. Yani çok ciddi bir sıkıntı var. Tabii ki siyasetçinin... Şeyden, insan simsarlarından da mı bahsediyorsunuz? O insan talebe, tacirlerinden, evet. Tacirleri, bir yani de talebe simsarları var böyle, buraya talebe getirenler var. Evet. Ve onlar yani yalan söyleyerek getiriyorlar insanları buraya. Evet. İşte $1000 ver yazıl. İstersen konuşalım da ondan sonra ona geçelim isterseniz tamam. Ki bölmeyelim. Evet detaylarını da konuşalım onun. Şimdi Sunat Atun'la Faik Sucuoğlu arasında yaşanan şeyler gerçekten de hiç hoş değil. Yani gerçekten de böyle bir abileri olsun da alsın. Arkadaşlar siz bir kendi aranızda önce bir konuşun. Tabii. Ama Tatar'dan bunu beklerdik işte yani şey yapsın. Demesini beklerdik yani gerçekten de. Çünkü bu görüntüler hiç de hoş değil. Tabii, hiç. Ve yani belli bir parti disiplini de olması gerekir. Tabii ki hoşlanma yani aynı fikirde olmayabilir herkes. Ama bu böyle toplumun bu kadar gözü önünde tartışılmasının çok da hoş tabii, olmadığını düşünüyorum. Senaryoyu çiz bana Ceren Hanım. Yani şimdi böyle bir res var orta yerde. Tamam istifan kabul edildi denirsen ne olur? Atun'u denklemden çıkarılırsa ne olur? Veya da hayır Atun kalacak ama sen istifa et o zaman denirse ne olur? Ne mesaj alırız? Yani kötü görünüm bir yerde ama o anlamlı şeyi istiyorum senaryoyu. Çünkü Atun'u müsaade etmezlerse çıksın. Ne mesajı veriliyor? Ne mesajı alıyoruz? Kim müsaade etmiyor? Şimdi şöyle yani önce şundan başlayalım. Sayın Faik Sucuoğlu %60'la seçilmiş bir parti başkanı, başbakan. Önce bir bakanıyla ilgili işte onun orada olmasının uygun bulunmadığı söyleniyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarafından. Ve bir süre geçiyor. Yok diyor, öyle bir şey yok diyor falan diyor. Ondan sonra o bakan istifa ediyor. Ertesi gün 17 gün sonra yanlışım yoksa. Görevden ayrılıyor. O bakan değişiyor. Ve aslında söylediğinin birazcık da tersini yapmış oluyor Faik Sucuoğlu. Eğer yani uygunsaydı o zaman neden istifa etti veya istifa edecekseydi o zaman neden aslında başladı. Bir sıkıntı evet neden başladı. Böyle bir durum var. Sonra son yakın zamanda yaşanan iki farklı kriz var aslında yani ekonomik olan. Biri bu içkilerdeki fon konusu. Biliyorsunuz çok fahiş artışlar yapıldı içkilerdeki fonlara ve bu aslında işte güneyden gelip burada alışveriş yapanı da etkileyecek şekilde. Tabii. İşte belki de yani Türkiye'den gelip burada alışveriş yapanı da etkileyecek şekilde içki fiyatlarında ciddi bir artışa sebebiyet verecekti. Aynı zamanda biz bir tür turizm ülkesiyiz. Sonuçta zaten uçak biletleri açısından hep dezavantajlı durumdayız. Yani buradaki turizmi daha cazibeli hale getirebilmemiz gerekiyor maddi açıdan. Dolayısıyla bu alkol fiyatlarındaki artış o açıdan da bir darbe vuracaktı turizme de. Sonra çıktı dedi ki evet dedi ben bu fonları dedi işte geri falan şu fiyata indiriyorum. Ve fiyatları da açıkladı aslında. Ama bu fiyatlar bir türlü resmi gazetede yayınlanmadı. Sonra da dedi ki işte onları yayınlayacak olan kişiler COVID oldu. Bu geçen haftaydı. Yani COVID'in bitmiş olması gerekiyor ama bu hafta mecliste işte bu bir komite kurduk. Bunları konuşacaklar dedi.
Aynı şekilde elektrik fiyatlarıyla ilgili ciddi bir artış yapıldı. Geçmişte de yapılmayan zamların ve o yapılmadığı için borçlanılan borcun ve faizinin de üstüne konularak yapıldığı bir zam. Çok ciddi faturalar geldi herkese. Bu sefer başbakan çıktı, dedi ki biz onları düşürüyoruz falan kuruşa filan kuruşa, bunları da açıkladı. Ama pazartesi günü kendi sözünden dönerek dedi ki yok dedi, ben bunu sadece dedi Mart ayı için söylemiştim dedi. Aslında dedi değişmeyecek. Evet. Ve o arada da Sunat Hatun aslında bunun değişmeyeceğini, değişmemesi gerektiğini söyledi. Böyle ederse bir çekişme, de 180 milyon bir açık olacağını, söyledi. Ve son olarak işte pazartesi günü Elsen'le Faiz Sucuoğlu'nun imzaladığı protokolle ilgili Sunat Hatun'a ulaşamadığını söyledi. O dedi yok bana ulaştılar, ben söyledim, ben imzalamazdım. Böyle bir çekişme. Şimdi geldiğimiz noktada bakanlığı görevden almak isteyen bir başbakan var. Bu bence başbakanın iradesinde olması gereken bir şeydir. Sonuçta biz bir demokrasi isek. Ama Sayın Cumhurbaşkanı kendisi bir süre düşünmek istediğini söylemiş. Bugün sabah bir açıklaması varmış. Kendisi düşünmek istemiş, almayacağım da dememiş. Ama işte bir şey yapması gerekiyormuş, ne yapacaksa. Maça gitmesi gerekirdi galiba. Maça gitti evet, çünkü. Mete Gencan maçı varmış. Yeni Camii'ye da çok geçmiş olsun. Böyle yani gerçekten yani hiçbir tutar tarafı yok diye düşünüyorum. Bugün içinde belki belli olur, göreceğiz. Ha burada tabii şöyle, yani bütün bunlar bizim aslında Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi de çok zedeleyen şeyler. Tabii. Çünkü işte Ersin Bey'in Türkiye'ye bunu soracağı ve izin alacağı falan konuşuluyor şimdi. Ve çoğu zaman zaten bunların kendilerinin başlattığı bir gelenek olduğunu da görüyoruz. Yani sormak, izin almak. Evet, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminden beridir. Böyle bir ruh hali var. İşte her kabineyi sormak, kabine üyesini sormak, izin almak, her adımda izin almak. Sonuçta bunu yapıp da ondan sonra işte iki eşit egemen devleti savunmak ne peyniz ne lahana turşusu. Yani bunlar hiç tamam işler değil ve dediğim gibi Türkiye ile ilişkilerimizi de yani zedeleyen şeyler. Tabii. Ben de hiç şaşmam bu arada eğer dönersek. Yani böyle bir şey içerisindeyiz. Herhalde bugün içerisinde durum netleşir. Peki, İstifa olursa ne olur? Herhalde Faiz Ucuoğlu'na tekrar hükümet kurma görevi verilir ve gene bu sandalye oyunu tekrar oynanır. Ama şöyle bir kural var. Benim tahminim odur yani. Ama şöyle bir kural var anladığım kadarıyla. Herhangi bir vekile de verip Cumhurbaşkanı kurmasını söyler. Yani evet. Dönüp Atun'a da verebilir mi böyle bir görev? Yani eğer daha da itibarsızlaştırmak isterse Ulusal Birlik Partisi'nin tabii ki böyle bir şey de yapabilir. Ama yani sonuçta demokrasinin belli teamülleri vardır ve bütün bunlara ters giderek kurultay yapmadan, seçtirmeden. Yani yaptırmak gibi. Yani bence daha da yüzüne gözüne yani bulaştırır Ulusal Birlik Partisi böyle bir durumda ve yani gerçekten siyasete güvensizliği de ciddi anlamda besliyor bu şeyler, bu olan bitenler ve nitelikli insanlar artık yani siyasetten uzak durmayı tercih ediyor yani bu durumları gördükçe. Tabii. Ama zor sevgili Şahin, bu öyle olsa istifasını bir anda silersin, olur biter. Cumhurbaşkanı tekrar verecekse Sayın Sucuoğlu'na tekrar kur, tamam istifa ettin, her şey düşer. Tekrar kur dendiğinde bu sefer atunsuz bir dev şey kurar. Herkes aynı. Onun yerine amcaoğlu girer zaten. Olur biter. Niye bu kadar yuvarlak çizsinler? Yani kulağa bu taraftan gitsinler. Yani onun için bunun düşmesi yani o zaman düşünmeye ama ne gerek? İşte o zaman neden bunları yaşıyoruz? Ya da yani bütün bunlar gerçekten gerçek sorunlarımızı tartışmayalım tabii, diye oynanan mizansenler mi bilmiyorum. Oyun mu? Yani Atun o zaman kendisini niye böyle bir tehlikeye atar? Çünkü aralarında belki de şu anda en vasıflı, en zeki, en omurgası olan milletvekillerden biri olarak duruyor, kabul ediliyor Sayın Atun. Kendisini böyle bir tehlikeye niye atar siyasi yani hayatta? Eminim onun da belli düşünceleri vardır ve bunu yani bilerek yapıyordur diye düşünüyorum. Yani sonuçta bu böyle yanlışlıkla olan bir şey değil, o da çok net. Evet. Allah şey yapsın bizi.
Öbür konumuz neydi bahsedeceğimiz? İnsan ticareti. Evet, evet. Şimdi yani tabii ki ülkenin birçok farklı sıkıntısı var, başta ekonomi olmak üzere. Ama biz başka birçok sorunu da gene konuşmak zorundayız bence. Özellikle meclis çatısı altında bunların dile getirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunları öteledikçe büyüyor ve daha büyük sorunlar haline geliyor. Sonuç olarak ülkemizde bir insan ticareti sorunu var. Dediğim gibi bununla ilgili konuşma yaptığımda Sayın Çavuşoğlu bu konuları dedi, işte çok da yani konuşmamak lazım. Çünkü dışa bize kötü gösteriyor yani bunlar konuşulduğunda ve bu duyulduğunda. Bu bizi işte dışa kötü gösterir. Ama bu aslında doğru bir yaklaşım değil. Çünkü zaten uluslararası arenada raporlanmış bu konular. Yani bizim dışımızda herkes bunları biliyor. Ve eğer bir kafasını öğrenci olarak... Çavuşoğlu yani. Hadi yani biz deve kuşu gibi aynen başımızı kuma gömdüğümüzde geçmiyor bu sorunlar. Tabii. Hatta artarak çoğalıyor. Sonuç olarak ülkemizde insan ticaretinin yani işte inşaattır, tarımdır, sanayidir yani farklı alanlarda da yapıldığı biliniyor. Ama bununla beraber yani eğitim alanının yani üniversiteler üzerinden de yapıldığı biliniyor. Şöyle ki bu tabii ki yani üniversitelerin kendilerinin yarattığı bir şey değil ama sizin de bahsettiğiniz gibi insan tacirleri acenteler aracılığıyla ve aynı şekilde acenteler gene işte inşaat işçisi getirirken falan da gene acenteler aracı olabiliyor tabii. Bu noktalarda. Öğrenci sizi birilerini buluyorlar işte üçüncü ülkelerde bir yerlerde. Genelde bunlar kimsesi olmayan insanlar oluyor. İşte annesi babası yani arayıp soran olmayacak insanlar oluyor. Onlara işte buraya gelip işte burada öğrenci olacaklarını, çalışma fırsatları olabileceğini söylüyorlar. Ve özellikle pandemiden sonra insan ticareti ihbar hattına gelen telefonlarda artış var. Ve bu son Kasım ayından beridir bir 18 kişi başvurmuş bu ihbar hattına ve 10 tanesinde insan 13 tanesinde insan ticareti bulgusu var. Bunların 10 tanesinin de öğrenci olacaksın diyerek ülkeye getirildi ama aslında hiçbir zaman okula gitmediği ve fuhuşa zorlandığı yani belgelenmiş polisin de bilgisinde olan şeyler bunlar. Ve bu aslında ciddi bir sorun. Çünkü tam tersine bizim bununla neden mücadele etmemiz gerekiyor? Biz eğer bir üniversite adası olacaksak, biz eğer öğrenci dostu bir ada olacaksak bu tür şeylerin bizim ülkemizin ismiyle yan yana gelmemesi için uğraşmamız gerekiyor. Yani bunu engellememiz gerekiyor. Bununla ilgili de başta yapılması gereken şey bu acenteleri denetleyebilmemiz aslında. Tabii. Ve bunlara yapanlara ciddi yaptırım uygulanması, ceza uygulanabilmesi ve bunların caydırıcı olması gerekiyor ki bunun önünü alabilelim. Dünkü konuşmam da bununla alakalıydı. Dediğim gibi bu hiçbir şekilde işte üniversiteleri kötüleme ya da bilmem işte falanı filanı kötüleme değildir. Bu güceniyorlar, çok ülkenin gerçeklerini konuşmamız gerekiyor. Bunu aslında bizim hem üniversitelerin itibarını korumamız için hem üniversitelerin kalitesi açısından bu çok önemli aslında. Ha devletin işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın YÖDAK'ın da denetim açısından çok daha sıkı kriterler koyması gerekiyor. Ülkeye mesela üniversitelere kabul koşulları noktasında çünkü bazılarının işte mesela sahte diplomayla başvurduğu falan da biliniyor. Yani bunları aslında sıkılaştırmamız gerekiyor kabul koşullarını. Ve ülkemizdeki üniversitelerin aslında sürdürülebilirliğini sağlamamız gerekiyor. Sürdürülebilirlik de aslında işte kalite burada olursa nasıl işte iyi öğrenciyi ülkemize çekerek ona çekebiliriz. Buna kafa yormamız gerekiyor. Ama eğer bizim işte raporlarda insan ticareti bulgularından şeylerden bahsediliyorsa bu bizim faydamıza olacak bir şey değildir. Dolayısıyla bu aslında konuşmamız gereken şeylerden çok bir tanesidir diye çok düşünüyorum haklısın. Ben. Çünkü 15 tanesi daha galiba izin var. 15 taneye daha üniversitelerde.
ve bunların devreye girmesiyle, yani bizde 100 binin üzerinde talebe varsa biz 200 bin mi istiyoruz burada? Yani o zaman sürdürülebilir, yaşanılabilir bir ülke olmaktan çıkar burası. Biraz ağırlıklı olarak belirli ülkelere odaklanıyoruz mesela. Ve o ülkelerin bütün suç unsurlarını da beraberinde getiriyoruz buraya. Yani aslında sizin bu konuşmanızda çok daha kanallar var takip edeceğiniz, konuşacağınız ama birileri size diyor ki konuşmayın bunlardan. Çünkü evet. Şimdi tabii ki üniversitelerde öğrenci sayısını artırmak iyi bir hedeftir. Ama sayının öğrenciyi artırmak, yani hedefin öğrenciyi artırmak olması gerekiyor. Bununla beraber sizin de bahsettiğiniz gibi suç unsurlarını artırmak olmaması gerekiyor. Bu insan tacirlerinin biz önünü alamazsak, yani acente adı altında çalışan bu insan tacirlerinin biz önünü alamazsak, bu aslında ülkede mafyalaşmayı daha da güçlendirecek, aynen, artıracak aynen bir unsurdur. Bunun da önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun için ülkeye gelecek öğrenciyi bilinçlendirmek gerekiyor. Yani bizim hala daha devletin resmi bir web sitesi yoktur. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okumaya geliyorsanız polisin numarası budur. İşte bu şekilde vizenizi alırsınız, bu şekilde başvurursunuz. Covid bildirileri yani işte budur, uyarılar, maskesiz dışarıya çıkamazsınız falan. Onun için de çok uğraşmıştık. Sonunda Covid sayfamız var artık. Var mı? Evet. O İngilizce gidip okuyabiliyorlar. O tamamdır, fena değil yani. Ha, ama yani işte bir öğrenci eğer ülkeye gelecekse, ki beni mesela Nijeryalı bir öğrenci bana yazdı ve dedi lütfen yardım edin dedi. Böyle böyle bu konular var, bunları konuşmamız gerekiyor. Yani düşünün tabii ki bir öğrenci, yabancı bir öğrenci burada bunların iyileşmesini oluyor, istiyor tabii, ve önerilerde bulunuyor. İşte mesela şu anda işte İçişleri Bakanlığı'nın sayfasındadır mesela öğrenci vize başvurusu. Ama yani onu bilmesi gerekiyor o üçüncü ülkeden gelecek, işte Kamerun'dan gelecekse falan birisi. Nasıl onu bulacak da oraya başvuracak? İşte onlar da gidiyor acenteler aracılığıyla gelmeye çalışıyor. Dün Sayın Çavuşoğlu'nun söylediği şu olumlu şey vardı. Bu acentelerin akreditasyonuyla ilgili bir çalışma olduğunu söyledi. Hı. Eğer bu böyleyse bunun kesinlikle biz takipçisi olacağız. Çünkü bence önemli olan budur. O zaman da işte diyebilirsiniz öğrencilere ki akredite olan acenteler bunlardır. Bunlarla çalışabilirsiniz. Her acente de kendisini daha güvenilir, evet, ve kaliteli hale getirmek için belli bir efor harcamak zorunda kalır. Belki bununla biraz olsun önüne geçilebilir. İnşallah, inşallah. Peki Celal Hanım, programın sonuna geldik. Vaktimiz bitti. Ben teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok değerli oldu, en azından konuştuk. Bu simsarlık konusu da hakikaten çok önemli ve yani inşallah peşini bırakmayacağınızı da biliyorum. Yani sizi bildiğim için bırakmayacağınızı da biliyorum. Peki. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Celal Refik Rogers'i dinlediniz. Bu da Halkın Partisi'nin en yetkili konumunda ne düşündüğünü de bir şekilde reprezente ediyor. Ama düşünün yani neler oluyor ülkemizde ve biz bundan artık seyirci kalamayız. Biraz daha dikkatli oy verelim, biraz daha sağduyuya oy verelim. Ve yani tekrarlanan aynı hatalara yönelmeyelim derim ve sizlere teşekkür ederim. Bizlerle olduğunuz, bizleri dinlediğiniz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle hoşça kalın istiyoruz. Arukad sabah sabahı sundu.